Eşek sütü dedi. Hanefi mezhebinde caiz değil. Yabani eşek eti elen diyor. O hangisidir yabani eşek eti onu bilmiyorum. Efendim yabani eşek dışarılarda yetişenler mi? Zebra'ya mı diyorlar? Zebra'ya mı deniyor? Tek tırnaklı çünkü. At da tek tırnaklı. Hanefi mezhebinde at eti helaldir. Osmanlı döneminde nesli kesilmemesi için harf vasıtası kullanıldığı için o zaman işte tenzihen mekruh demiş. Ya o tenzihi mekruhu nasıl anlattılarsa bu topluma şimdi at eti haram gibi görüyor herkes. Halbuki değil. Mesela şeyde Türkiye Cumhuriyetleri'ne gittiğiniz zaman Sibirya'ya doğru falan. Mesela Başkırdistan'dan birisi geldiydi falan. Onlar at eti yiyor. At eti yiyor dedim. Kışın gelin dedi. Lezzetli olur diyordu. Kışın lezzetli olur diyordu at eti. Ama eşek eti caiz değil. Süt de helal değil. Peki hiç mi? Müslüman tabii bir Müslüman hazık yani mütehassıs olan bir Müslüman doktor diyecek ki senin bu hastalığına eşek sütünden başka çaresi yok. O ilaç olarak ona o kullanabilir. Onun dışında şimdi kırmızı da efendim diyor kırmızı çok faydalıymış. Kırmızı bir de şeyi kefiri. Evet. Kırmızı alkole dönüştürülüyor. Kefir de alkole dönüştürülüyor. Efendim çok faydalıymış falan. Kırmızı kısrak sütüne yapıyorlar galiba. Bildiğim kadarıyla kırmızı da aynı şekilde şey alkole dönüştürülüyor. Alkol içinde alkol oluşuyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde İmam Mahmud Şeybani Hazretleri'nin kavline göre haramdır. Her ikisi de haramdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki çok içince sarhoş edenin azını içmek de haramdır. Fetva da buna göredir. Şimdi Türkiye'de de aynı şekilde bu kefiri. Efendim işte şöyledir de böyledir de. Hem de sağ gösterip de sol vuran şirketler üretti bunları biliyor musun? Evet. Müslüman görünen ürettiler. Hatta bizi tehdit bile ettiler. Çıktılarda reklam vermeyeceğiz falan filan diye. Sonra TGRT Haber'de yayınlattırdılar bir ara. Yayınlattırdılar. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah-u Teala'nın haram ettiğini kimse helal edemez. Yani haram ettiğini kimse helal edemez. Ona sebep olan bunları yapanlar da mutlaka belasını bulur. Değişmez o. Evet. Ama değişmez o. Kim yaparsa yapsın. Evet benim niyetim. Niyet kurtarmaz. Niyeti falan yok. Kurtarmaz. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Ancak bu şekilde eşek sütü içilebilir. Yani Müslüman mütehassıs bir doktor ilaç olarak başka çaresi yok dediyse o zaman.